Hacı Miramze 70 yaşar babam. O şu girdap sahaya girdapta bizim uyumuz var, cayımız var. Voltrapı şörge birader avzeyi şaş geledi. Traktörde alıp baradı, alıp barganı sonra sen ona bizi uruku koştu aldı, koştu koymayımız dedi. Neçe yılda mırmağın bizi alımda ölkemeydi. Kaç ayda cerdi yegesi yoktu. Cer devleti, malçarı devlet. İmarat-ı İslam'dan biz takaza kılan, amirim olmadan takaza kılamız biz. Şunu diyor gürlük nasıl? Biz merdim böyle bir sükunet kılıp güzel akıp oltraya mal, palımız var. Malımız var, zindeligimiz var şurada. Şunu biz Cilagur'una avzeyi şaş geledi bir bazor ayda buna bir evin marmıc yedi. Bir evin şanasından olayman maçetimiz avgar oldu. Biz Hacı Abdurrahman'la maskeliye girdap, kovum girdaptan bulaman girdapta biz madem şunda oltukamız. Takriben hey, kanca cil özüm, ben özüm saçını yaşarman. Ama saçını yaşarda o cerge şu cerge malçar devlet. Ama mal namalık malçar malçarla ki malçar millet madem şunda yaşar bizim madem şundan takriben bir 80 yıllık babam şunda bizim malımız okuydu olaydı şunda zincirli kılıp oturuyoruz ama havuza işaret bir adam dedi traktörümle bile alıp gelip 10 nefer sallamadım şöyle koş çıkaralı onu mardımdı şöyle Tayda kakaydı mesela bizim olayım ama kışlağımızdı. Şanasıdan vurup avgar kıldı. Başka bir tane koldan var mı orada? Başka var mı? Hamlesin kamar bu. Her yerden vazire kumda bunun latikop kıldı. Ama biz de kazamız şu ki amir-i müminin sebepten şu ki organlarına icaze verse mündeyin mardimi muğrizi harapkarlardı. Tafrikandazları bayağı cilavına asa zemini. Devleti malçar millet. Ama mardim şundan vakıtırgan. Her adam ki malçar millette dastırazlı kısa bayağı onu cilavını kat kısa devlet. Devlet ben şunu diyorum ama bunu da yapmasa ki mardim orada harap kısa bir tek koş sesa mardim dedim. Kısa biz mardim o kadar çündeyin alıp geldi. Zanı mardim kıyam kıldık damını aldık ama ardiyeni koymadık. Demak, girdob qishlog'i aholisining tan olishchi bu yerlar davlatga tegishli va ular shunday bo'lib qolishini istashmoqda. Va ularning Amirul Mo'mininga murojaatini ham eshitdingiz. Bu hodisa tafsilotlari va bu boradagi juziyatlarni muboyisa qilish uchun hamkasim Fazl Ahmad yolg'iz hozir men bilan studiyada. Fazl Ahmad, girdobdagi oxirgi vaziyat qanday va toliblarning bunga munosabati qanday bo'lgan? Endi bu girdobdagi bir necha Aholi bilan men suhbatlashdim. Keyin u yerda shu mavzuni izlab kelayotgan faollar bilan ham men telefon orqali gaplashdim. Vaziyat shu hozirga qadar hal bo'lgan emas. Mardum bu tezlikda hal bo'lishini talab qilyapti. Agarda bu hal bo'lmasa, shu qavmlar orasida nizoni keltirib chiqarib, bu kengayib ketishi mumkin degan tashvishlarni bildirgan. Men undan keyin Talibonning Bag'lon viloyatidagi itlot-i farhang idorasi boshlig'i bilan telefon orqali suhbat qilib, ayni bu mavzuni u bilan sharh qildim. U esa xabarsiz ekanligini aytdi va qandaydir katta mavzu yuz bermagan, ehtimolan qanday bir masala bo'lgan ham bo'lsa, biz uni ta'qiq qilib, keyin senga ma'lumot beramiz dedi, ammo keyin aloqa qurib, u bilan suhbat qilishga qodir bo'lmadik. Ko'p yillardan beri yaylov sifatida ishlatib kelinadigan yerlarning ekinzorlarga aylantirilishi jarayoni mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatiladimi? Endi Afg'onistonning boshqa hududlarida, ayniqsa shimoliy hududlarda bu oldinlar ham bo'lgan. Mardimning iddao qilishlaricha, mana Bag'lon, Qunduz, Taxor, Foryo viloyatlarida ham shunday janjallar yuz bergandi bahor fasli kirib kelishi bilan. Lekin buning asosi hal yo'li hozirga qadar topilmagan. Lekin men Talibonning yuqori martabali muqomlaridan biri bilan ham suhbat qilib bu masalani u bilan sharh qildim. Uning aytishicha bu Taliban hukumatining umumiy siyosati emas, chunki yaylovlarni ekinzorlarga aylantirish bu bir mahalliy janjal bo'lishi mumkin dedi. Afg'oniston iqtisodi inqirozda ekanligi hammaga ma'lum. Balkim ana shu uchun yaylovlarni ekinzorlarga aylantirib, qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiradigan yerlarga aylantirish uchun ehtiyoj bordir. Endi o'zingizga ma'lumki, Afg'oniston aholisi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi aksariyati. Lekin endi bu chorvachilik ham Afg'oniston iqtisodining muhim bir qismi. Endi bu yaylovlar bo'lmasa, chorva mollari katta zarar ko'radi. Buni endi aholi o'zlari ham aytayaptirki, biz agar bu yaylovlar ekinzorlarga aylantirsa, bizning chorva mollarimizning taqdiri nima bo'ladi va bizning
taqdirimiz nima bo'ladi? Chunki biz mana shu orqali kun kechirib turganmiz va mana shundan daromad qo'lga keltiramiz deb. Endi o'sha uchun ham bu yaylovlarni nima ziroat yerlarga aylantirish borasida qarshiliklar bildirilyapti.